Gidişat bitik yani. Ben 52 yaşındayım, adam beni zorla emekli etti. Dünyada böyle bir sistem yok ya. 3900 lirayla geçin diyor. Benim iki tane çocuğum var, evim kira. Ne yapacağım ben bu parayla? Adam EYT'li diyor ki beni emekli etti, onları emekli etmiyor. Beni zorla emekli etti. Bir çalışmak istersiniz siz? Tabii isterim. Ben şu durumda yurt dışına gitmek isterim vallahi. Götürseler. Emekli oldunuz ve bunu düşünüyorsunuz. Evet. Avrupa'da böyle mi? Yani emekli insanlar nasıl? Daha mı rahat sizce? Hanım adamı geliyor burada bir maaşıyla tatil yapıyor. Ben memleketime gidemiyorum. Yani. Şimdi vatandaşlar şunu da diyor. Kriz var diyor. Avrupa'da da kriz var ama diyen var. Hadi ne kriz ya? Avrupa'da kriz yok ki. Kriz olsa adam buraya gelir mi? Asıl kriz bizim burada. Ben geçen sene memleketim Yozgat. Yozgat'tan 50 liraya geliyordum. Şimdi 200 liraya geldim ben buraya. Bu nasıl kriz olmasın burada? Memleket bitti yani. İnşallah iktidar değişir yani. Değiştirecek tabii. Değişmesini istiyor. Çünkü bitti yani ortalık. Ben evime ekmek alamıyorum ya. Biz evimize ekmek alamıyor diye abi valla. Hani isteye istemeye karışıyorum ben. Peki ne mal alıyorum o zaman? İster istemez karıştım bak. Az alamıyorum. Az bak bir dakika. Ekmek deme bak. Ekmek ne dündürüm. Ekmek 5 lira teyzem. İsterse ekmek 10 lira olsun. Ne olur, ne olur. 10 lira olsun. Oğlum benim 4 tane nüfusum var evde. 4 ekmek etsem. İsterse 10 tane çocuğun olsun abi. Ya, bunu yanlış konuşuyorsun. Ya, az bir dakika. Müsaade ediyor musun? Müsaade ediyor musun? Ben ister istemez karıştım şimdi. Hüsnü ben mahsus geldim. Şimdi bunu görünce geldim. Niye geldim biliyorum. Bir ekmek 10 milyon olsa değeri var. Niye değeri var? Ekmek çöpte. Ekmek ha böyle de piyala. Atmasın. Ben aldığım 1000 lira para alıyorum. 1 lirayı nasıl geçiniyor abla? Cenab-ı Allah onu verir rızkını. Onun rızkını Allah veriyor. Ama nasıl olacak ablam 1000 lira alıyorsun? Kardeşim bak neden biliyor musun sen? Bilmemezlikten nemkörlükten. Nemkör insan her gün için ayağımızın altında bizi eziyorlar. Yazıklar olsun derim. Kimler nankör? Kimler nankör oldun sen benden neyi biliyorsun? Sen söyle nankör kim? Yavrum bak sinirlendim şimdi ekmek değil. Vallahi elim ayağım titriyor. 5 lira bir ekmek yani 4 kişilik bir aile. Ekmek. 10 lira. Niye olsun 10 lira? Geçen de ben parka doğru gittim. İnanmasın Allah bize köpeğine kedinin rızkını veriyor. Köpek kedinin rızkı olmasa biz açıyoruz. Sen israf yapanlar da var ekmek çöpe atılıyor diyorsun. O başka bir şey. O ayrı. İsraf yapmayalım. Tamam. Ben israfçılığa çok karşıyım. Bu çöpe atılan ekmek 100 milyarlık insanı doyuruyor. Burada bütün Türkiye'yi doyuruyor. Ya, şey abi yok ya. İsraf. Ama bu medya bak. Ya, tamam. Ben de açıyorum. Kendine yapıyorum. Hayır ya. Konuşma. İsrafı sen de yapıyorsun. Sinir etme beni. Siz de yapıyor musunuz israf? Ekmekte de bak elim ayağım böyle şakır şakır titriyor. Bak ister istemez ama abi de diyor ki ben 52 yaşındayım. Emekli oldum geçinemiyorum diyor. Bak yavrum 52 yaşında. Senin evinde namaz yok. Şeytan namaz var. Olduğunu, şeytan. Az bak bir, sen kılmıyorsun. Az bir dakika bak. İnşallah bak elim ağır gelmesin. Namaz kılan nerede gördün? Az bir dakika. Namaz kılan. Az bir dakika. Namaz kılmayan insan ayağının altına ekmeği atıp. Teyzem namaz... bunların alnı secdeye değiyorlar dedi. Milleti bombaladılar 15 Temmuz'da. Ha. Namaz kılanları da gördü bu ülke. Ben asla karşıyım. Tayyip Erdoğan gibi bir adam daha çıksın Türkiye vallahi. Peygamber olur, peygamber. Onu mu destekliyorsunuz? Evet. Sonuna kadar. Teşekkürler. Kızım efendim. Ekmeğe karşıyım ben. Bunlar 4 tane mahallayla, şundan bundan işte şey yapan insanlar ya. İsraf ya. İsrafı ya. 5000 liraya ekmek al, israf et. Öyle bir şey olur mu ya? Peki Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. ÖTV'yi kaldıracağız, araba alacaklar, 1 yıl beklesin dedi. Siz ne dersiniz bu? Söyledi, çok iyi yani. Öğrencilere de aynı böyle söyledi. Nasıl düşürdü bak, ben kredi yurtlardan emekliyim. Öğrenciler perişan idi yani.